Bir şey var. Hissediyorum ama anlatamıyorum. Elif'in gizli bir yanı, bana söylemedikleri. Bence o bile farkında değil ama var öyle bir şey. Yılmaz, iyice paranoyaklaşıyorsun biliyorsun değil mi? Ya senin Elif'e yaptıklarına ne demeli? Hakkımı yemesi Ali. Son günlerde onu kızdıracak bir şey yapmadım. Tamam, kızıyorsunuz bana horta zorta yapıyorum diye ama... Bu telefon meselesi var ya Hayri abi. Sen de kızı dinlememişsin. Kızdın mı yanına yaklaşılmaz. Dinleseydin önce bakalım ne anlatacak. Bu ne şiddet ya? Ne anlatacak Allah aşkına Hayri abi ya? Yok işten verdiler, yok 5 dakika oldu, yok bugün verdiler. Ama adam numarasını biliyor. 5 dakika önce verilmiş telefon numarası adamda var. Üstelik bizimki ceketini adamın arabasında unutuyor. Buna ne diyeceksiniz? Ya o karşı tarafa geçtim demedi mi? Belki şoför götürdü, bilmiyoruz ki. Yine lafı ağzına tıkamışsın kızın. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben de Sema'nın anlattıklarından biliyorum. Şu patronun oğlu Ömer mi ne işte? Zampa'nın tekiymiş zaten. Birisine taktı mı ille de elde etmek istermiş. Yani bak abi, hepimiz biliyoruz Elif namuslu kızdır. Sana da aşık falan ama herif hayırsız. Kurdun teki işte. Ben o kurdu ne yaparım biliyor musun sen? Bana bak, başını belaya sokma ha. Bu heriflerle uğraşılmaz oğlum. Bunların kolları uzundur. Neye uğradığını şaşarsın valla. Biz de seninle uğraşırız ondan sonra. Hayır abi, şu hesabı alsana. Geldim. Yılmaz, biraz sakin ol tamam mı? Ne demişler? Keskin sirke. Hadi. Abi, en iyisi sen ne yap biliyor musun? Tut kolundan, çıkar işten Elif'i. Zaten evlenince çıkmayacak mıydı? Biraz önce olsun. Evet evet. En hayırlısı bu olacak valla. Zaten ben de Sema'nın orada çalışmasını istemiyorum. Ya kafaları karışıyor bu kızların orada.